Başlayalım. Ses de öyle, içeriye kaçmasın, tamam. Ne olur. Hah, duyalım birbirimize. Buyurun, geliyor yeni soru. Özellikle kas ve eklem rahatsızlıklarında kullanılan yapışkan şifa. Krem. Krem mi? Yapışkan mı krem? Eskiden bunlar böyle bir lapa şeklindeymiş. Beze sarılır, öyle yapıştırılırmış. Şimdi eczanelerden özel... Yakı. Yapışkanlısını alıyoruz. 400 puan değerinde bir cevap. Yenisi gelsin efendim, daha zor değil. Hatta daha kolay gibi denebilir. Temel olarak alınan, daha güzeli esas olan. Esas olan. Nokta nokta kadro. Esas olan kadro. Asıl. Asıl olabilir. Asil. Hadi. Ne? Çok güzel. Asıl da olur, asil de olur. Bir de şöyle yer değiştirelim o harfleri. Sessizler böyle bir öpüşsün. Sessiz harfler bir öpüşsün. Asli. Asli. 400 puan değerinde. 800 oldu kasanız. 5 harfli cevapların peşindeyiz. Hiç efendim kaynakçıya falan gittiniz mi hayatınızda? Yok. Zannetmiyorum ben de ya. Sanayide falan işiniz oldu mu? Yok. Pek değil, değil mi? Buyurun bakalım. Metal veya toprak eşya kenarlarında bulunan pürüz içinde kullanılır bu kelime. Aslında bambaşka bir şeyin adıdır. Tortu falan. Tortu değil. Harf alayım. Buyurun. Aslında bir tortu. Uyku tortusu Eda Hanım. Çapak. İşte o kadar. Gayet güzel. Şimdi Arapça kökenlisini vereceğim, Türkçesini sizden isteyeceğim. Fakat bu tuzaklı bir soru. Hmm. Türkçe kökenlisini istiyorum. Tamam. Aklınıza başka cevaplar da gelebilir. Buyurun. Hmm. Zayi sözcüğünün Türkçe kökenli karşılığı. Zarar. Daha yaygın kullanılanı var ama o Türkçe değil. Türkçe kökenli değil, özür dilerim. Ziyan değil o zaman. Ziyan mı? Hayır canım. Zayi etmek. Zarar. Nüfus kağıdım zayi olmuştur. Gazeteye İptal. İlan veriyorum. İptal. Kayıp. Değil o. Ne? Kayıp. Kayıp Türkçe mi? Değil mi? Türkçe. Kayıp. Kayıp. Gayip. Türkçe mi? Değil herhalde. Öyle dediğinize göre değilmiş. Ben öyle biliyorum. Türkçe kökenli değil diye biliyorum. Kayıp değil. Başka Türkçe kökenli. Yitik falan mı? Nedir? Yitik. Nedir? Yitik. Düşündüğümü buluyor insan. İşte o kadar. 1700 oldu kasa. Tamam. 6 harfidir, tek bir kelimedir. İşte şöyle sorulmuştur efendim. Buna bir bilgi sorusu diyebiliriz. Diyor ki kaza ve beladan koruduğuna inanılan dua metni. Hatta onu böyle boyunda falan. Cevşen. Nedir o? Cevşen. 600 puanlı yerinde. 2300 oldu kasanız. 6 harfli cevapların ikincisi çok kolay. Çok kolay. Hakikaten çok kolay. Buyurun bakalım. Üzeri petek biçiminde, arasında krema bulunan gevrek tatlı. Üzeri petek biçiminde ama genellikle çikolatalı olduğu için o peteği göremezsiniz. Arasında krema. Eskiden pazardan alınanlar vardı. Onlar da görünürdü. Hey gidi, bizim gençliğe de bak. Pazardan petek alıyorduk bunları torba içinde. Kraker değil. Harf alayım bir tane. Çeşitli kremalar, bir muzlusu, efendim söyleyeyim çikolatalısı, fındık kremalısı, kıtır kıtır, gevrek gevrek. Ama bozuldu mu böyle yumuşak yumuşak olur, hiçbir şeye benzemez. Harf alayım. Nedir o? Nedir o tatlı? Nedir o tatlı? Üzeri petek biçiminde, petek dokusu vardır dikkatli baktığınız zaman. Arasında krema, gevrek. Bir harf daha. Genellikle çikolatalı olur. Çikolatalı. Gofret. Ah gofret. 300 puan değerinde. 2600 oldu petek kasa. Petek kafamı karıştırdı. Ama bakın i̇şte dikkat evet. edin. Evet, petek dokuludur onların. Şimdi anladım tabii de. Neyse uçtu gitti. Şimdi bu soruyla birlikte yarışmanın tam ortasında olacağız. Süreden biraz korkuyorum. Evet ben de. Biraz hızlanmamız lazım. Aman ha. Buyurun bakalım, bu kolay bir soru. Diyor ki adı söylenmek, sözü edilmek, ismi zikredilmek. Nedir o? Anılmak. İşte o kadar. Bravo Eda Hanım. Şimdi aynı zamanda bir kadın ismi. Gerekirse bir harf alın, iki harf alın, çözün bunu. Tamam mı? Buralarda çok oyalanmayalım. Tamam. Buyurun bakalım. Uhrevi dediğiniz sorumlu. Evet, biraz öyle. Yaygın bir kadın adı olarak da kullanılan cennet bahçesi anlamında bir söz. Bir harf alın. Bir harf aldık. O da geldi en olmadık yerden. Ben ne dedim? Bir tane daha alalım dedim. Alalım. Ama olmaz işte artık. Evet. Kapattık dükkanı. Cennet bahçesi. Bahçesi. Şeyi bilir misiniz? 14 bin yıl gezdim pervanelikte. Bülbül olup hangi bağda ötmüştür? Bülbül oldum nokta nokta bağında öttüm. Yaygın bir kadın adı aynı zamanda.
Duygu Hanım çok seviniyor şu anda. Evet. Vallahi öyle. Cennet bahçesi. Neydi o, neydi o? Yaygın bir kadın ismi aynı zamanda. Nurbanu mu? Nurbanu mu? Değil. Hayır. O yaygın kadar değil, yaygın değil. Neymiş? Firdevs. Firdevs Bağı. Cennet bahçesi. Zor soruydu. Aklıma gelen ilk kadın ismini söyledim. Ama yani zor soruydu. Evet. Bir tane daha harf almak lazımdı evet. Orada. Şimdi durum şu. 8 süreye bin... dikkat edeyim derken? Hızlı olalım derken evet. Bir anda şaşırdık. 8100 puana ulaşabilecek durumdayız. 1,5 dakika var. Korkmayalım süreden. Tamam. 6 soruya cevap veririz biz o 1,5 evet. Dakikada. Buralarda da takılacağımızı düşünmüyorum. Harf almayalım. Tamam. Risk alalım. Tamam. 8100. Kaybedecek bir şeyim yok zaten şu an. Hiçbir şey yok çünkü arkadan da yani 5. yarışmacı evet. Geliyor. O yüzden işte 4. sıranın zorluğu bu. Başta konuştuğumuz, yaptığımız evet. Muhabbet. Buyurun bakalım. 2 kelime efendim. Herhangi bir işlemdeki kabul edilebilir yanlışlık hata yüzdesi. Hata payı. Eda Hanım işte bu yahu. Tamam. Geri döndük. Burada da harf almayacağız. Gelsin bakalım. Almayacağız harfi. İnsan kulağının alamayacağı nitelikte olan yüksek frekanslı ses titreşimi, yansılanım Türkçesi hiç kullanılmaz. Yüksek frekanslı ses. Veysi Bey kullanıyor mudur? Titreşim. O çünkü göz hastalıkları uzmanı ama mesela... Radyolu bir şey mi? Ne bileyim, doğum uzmanı olsaydı kullanacaktı illa ki. Ultrason. Nedir efendim? Ultrason. Kesinlikle doğru. Kullanılıyor mu efendim siz dedi? Kullanılıyormuş bakın. Onlar her yerde da kullanılıyor. Yani her şey için kullanıyorlar artık ya. Allah Allah. Niye o zaman öyle takıldınız? Hemen söyleseydiniz. Onu o anlama geldiğini bir şey yapamadım. Hemen beni bozmaca. Yok. Buyurun gelsin yenisi. Sözün gideceği yönü düşünmeden yapılan yersiz ve gönül kırıcı konuşmaları niteleyen söz dizisi. Nokta nokta konuşmak. Patavatsız geliyor aslında. İki kelime demiştim İki ama. İki kelime. Nokta nokta konuşmak. Sözün gideceği yönü düşünmeden. Orada bir size ipucu var. Fevri. Yön. Yön. Nokta nokta konuşmak. Nasıl nasıl konuşmak? Vallahi senin hakkında yersiz ve gönül kırıcı konuşmalar yapıyor. Nokta nokta konuşuyor senin hakkında. Bilmiyorum. İleri geri. Nedir? İleri geri. Şöyle bir skip. 21 saniye kaldı. Üç tane soru var elimizde. Bir tane 9, iki tane 10 harfli cevap. Hazır mıyız? Hazırım. Kaç saniye vardı? 21. Tamam. Hadi gelsin. Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranan anlamında bir tabir. Arapça kökenli bir tabir. Sonuna bir ek almış. Ya durdurup düşüneceğiz ya harf alacağız. Bir harf alayım. Bir harf istediler, durdurdular. Arapça kökenli bir kelime. İleriyi o T harfi çok tehlikeli bir yerden geldi. Çünkü insan orada T'yi gördüğü zaman der ki muhtemelen sessiz harfle başlıyor bu. Garantici gibi bir şey. Tam eş anlamlı değil de yakın sanki anlamlı. Geliyor. Garantici. O çok garanticidir. Her zaman nokta nokta davranır. Evet. Ha gayret ya, bu çıkacak. İhtiyatlı falan mı? İhtiyatlı mı? Vallahi çok iyi oldu bu iş. Tamam. Şeytanın bacağını kırdık. Bir tıkırt sesini duydum ben zaten. Kaç saniyem kaldı? İki tane soru var. 7 saniyede cevaplarsınız. Her ikisini de gayet kolay şeyler bunlar. Hadi gelsin bakalım. Diyor ki kötü durumunu gözler önüne serip karşısındakini merhamete getirmek. Kendisine ne yapmak? 2 saniye kadar acındırmak. Acındırmak. 1000 puan değerinde. Tamam. Son 2 saniye ve son soru. Haklı yine harf almayacaksınız. Almayacaksınız. Gerek yok. Almayacaksınız. Kaç puan olacağım şimdi? 8000 olacak. 8000 olacak. 1000 puan kadar yukarıya çakacaksınız çıtayı bu sefer. Geliyor. El butonun üzerinde. Tak. Düzen verilmiş. Dağınık olmayan düzenli. 2 kelime. Derli toplumu. İşte o kadar. Tamam.